Evet, hoş geldiniz. Bugün sizlere SEC kart ürünümüzü anlatmaya çalışacağız. Önemli bir konu haline geldi güvenlikleştirme konusu. SEC kart da bunu dünya üzerinde en iyi yapan ürünlerden bir tanesi. Burada herhalde ekranım görünüyor diye düşünüyorum. Bugün iki kişiyi sunum tarafında. Birazcık daha işin regülasyon, compliance, Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi tarafını ben teorik olarak anlatmaya çalışacağım. Ben Nebula Bilişim ve Sekar şirketlerinin genel müdürlüğünü yapıyorum. Nebula Bilişim'in kurucu ortağıyım. Teknik tarafta daha detaylı bilgi size Caner sağlamaya çalışacak. Caner'den de kısaca kendini tanıtmasını rica edelim. Merhaba herkese. Ben de Caner. Nebula Bilişim'de teknik operasyonlardan sorumlu yönetici ortağım. Aynı zamanda da Sekart'ın bilgi güvenliği yönetim müdürüyüm. Serkan Bey'in dediği gibi bugün sizlere iki konuşmacı olarak bir sunum gerçekleştireceğiz. Evet, hızlıca başlıyorum. Biz Sekart'ı hiç bilmeyen kişilere, müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize buzdağı örneğiyle konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz buzdağının bir görünen yüzü var, bir görünmeyen yüzü var. Görünen yüzü bize göre zafiyetler. Hepimizde bir zafiyet tarama aracı var. Sistemlerimizde açık zafiyetlerimizi bulmaya çalışıyoruz bunlarla. Bunları da kapatmaya çalışıyoruz. Eğer taramalarımızın sonucunda bir zafiyet bulamıyorsak sistemimizin güvenli olduğunu varsayıyoruz. Ama bu doğruyu yansıtmıyor. Çünkü her zafiyet uzaktan tarama yöntemiyle tespit edilebilir durumda değil. Artı zafiyetler gerçekten bulunmasa bile sistemdeki yani işletim sistemleri ve ağ cihazlarındaki çeşitli kötü ayarlar diyeyim, misconfiguration, yanlış ayarlar, eksik ayarlar nedeniyle sistemlerimiz risk altında bulunabiliyor. Bu bize iki sonuç üretiyor. Eğer gerçekten sistemimizde bir zafiyet yoksa yine de sıkılaştırmamız, güvenlik sıkılaştırmamız iyi yapılmadığı için, güvenlik konfigürasyonumuz iyi yapılmadığı için çeşitli riske sahip oluyoruz. Diğer yandan eğer çeşitli zafiyetlerimiz de varsa internet korsanlarının, kötü niyetli insanların sistemimize sızdıktan sonra daha uç noktalara erişmesine imkan sağlayabiliyor sıkılaştırılmamış sistemler. Sekart 2,5-3 yıl önce geliştirilmeye başlanmış bir ürün aslında. Yeni bir ürün değil. İsmi Security Hardening'den yani güvenlik sıkılaştırmasından geliyor. Bu şirket kurulmuş. Bir teknopark şirketi olarak kurulmuş. Yazılımlarını geliştirmiş. Belirli bir noktaya gelmiş bir şirket idi bu yılın başında. Nebula Bilişim olarak biz bu şirketle tanıştık ve bu şirketin çoğunluk hissesini satın aldık. Bütün yönetimi bizde. Sekart'ın bir Nebula ürünü olarak hayatına devam ediyor. Hızlıca size neler sunduğumuzdan bahsetmeye çalışacağım. Sekart'ın başlangıç noktası CIS benchmarklar. Uluslararası şirketlerde popüler bir konu CIS benchmark konusu. CIS Center of Internet Security denen bir kurum. Amacı kâr olmayan, dünyada bilgi güvenliği sağlamaya çalışan bir kurum. Bu kurumun aşağı yukarı aklınıza gelebilecek her teknoloji için bir benchmark dokümanlar. Benchmark'ın tam Türkçesini bulamadım. O yüzden benchmark demeye devam edeceğim. Bu dokümanlar bir işletim sistemi, bir ağ cihazı hangi ayarlara sahip olursa güvenli çalışır gibi dokümanlar. Ekranda size söyleyeyim, Microsoft Windows Server'ın benchmark dokümanını gösteriyorum. Bu tamamen ücretsiz. Download edip direkt uygulayabilirsiniz. 400'ün üzerinde yapılması gereken ayar var Microsoft Windows işletim sisteminde. Bütün altyapı, Sekart'ın bütün altyapısı CIS Benchmark'ın üzerine modellenmişken bu Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi dokümanı yayınlandı. Bu rehbere göre tüm kamu kurumları ve kamu şirketleriyle birlikte kritik altyapı hizmetleri üreten elektrik dağıtım, üretim, telekom, su dağıtımı gibi şirketlerin ve finans şirketlerin tamamı bu rehbere uymakla yükümlü. Bu rehberden bir iki tane size veri göstermeye çalışacağım. Bir tanesi 3.1.6 maddesi. Bu madde diyor ki ağ cihazlarının güvenli konfigürasyonu yapılması gerekiyor diyor. Ağ cihazları için. Ağ cihazlarından kasıt switchler ve routerlar. Burada ağ cihazlarının endüstri standartları ve en iyi uygulamalara göre konfigüre edilmesi gerektiğinden bahsedilmiş ama hangi endüstrinin hangi standardı olduğundan bahsedilmemiş. Bu birazcık
kullanıcılara bırakılmış. Birazcık daha esnek bırakılmış. Biz burada yine CIS benchmark'ı rahatlıkla baz alabiliriz. Fakat 5. maddede direkt sıkılaştırma tedbirleri bölümü var ve burada Linux ve Windows sunucular için istenilen sıkılaştırma maddeleri var. Ek B dokümanında, bu belgenin sonundaki ek B dokümanında 5.1'de görebileceğiniz gibi zaten CIS benchmarklardan almışlar sıkılaştırma kontrollerini. Yani Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de CIS benchmark dokümanlarını üreterek bu dokümanı üretmiş. Bunları kontrol ederek üretmiş. Fakat şöyle bir fark var. Söz gelimi Linux sunucular için söyleyeyim. CIS benchmark'ta 220 tane kontrol varken Cumhurbaşkanlığı bunlardan 43-44 tanesini baz almış. Dolayısıyla tamamını kavra etmiyor. Tamamını kapsamıyor. Önemli olanlarını sadece Cumhurbaşkanlığı almış durumda. Günün sonunda güvenli bir sistem istiyorsak mutlaka sunucularımızda ve ağ cihazlarımızda sıkılaştırma adımlarını, sıkılaştırma ihlallerini yapmamız lazım. Burada iki tane önemli kılavuzumuz var. Bir tanesi CIS benchmarklar. Diğeri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bilgi ve iletişim güvenliği rehberi. Zaten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin dokümanına kamu kurumları uymak zorunda. Biz ne yapıyoruz? Bizim SECART'la ürünümüzün aslında birçok modülü var. Hardening dediğimiz, yani sıkılaştırma dediğimiz konu aslında ürünümüzün sadece bir modülü. Bugün ağırlıklı bunu anlatmaya çalışacağız ama diğer modüllerimizden de bahsedeceğiz. Hardening modülümüzün yanı sıra device security, device vulnerability, yani cihaz zafiyeti, cihaz güvenliği, privilege access management, yetkili erişim yönetimi gibi çeşitli modüllerimiz var. Device ve performance monitoring modüllerimiz var. Bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağız size. Device hardening en önemli konumuz. Zaten şirketimizin ismi, SECART'ın ismi buradan geliyor, ürünümüzün ismi buradan geliyor. Biz tabii ki CIS'i baz alıyoruz ama temel olarak sunuculara ve ağ cihazlarına bağlanıp bunların skorlamasını otomatik yapıyoruz. Teoriyle çok fazla zaman harcamayacağım. Direkt böyle daha istatistiksel şeyleri göstermeye çalışacağım. Ciddi miktarda bir geniş yelpazede desteğimiz var. Ağ cihazlarından Cisco, Dell, HP, Huawei, Aruba, FortiSwitch gibi markaları destekliyoruz. Firewall'larda şu an Checkpoint'i destekliyoruz. Diğer firewall'larda çok yakında desteklenmiyor olacak. Windows sunucuların önemli bir miktarını destekliyoruz. Windows client'ları destekliyoruz. Windows onları destekliyoruz. Linux sunucuları, web ve database sunucuları destekliyoruz. Bütün bunları yaparken bir de cihazların güvenliğini CIS Benchmark ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde bulunmayan güvenlik kontrollerini de yapıyoruz. Burası birazcık karmaşık bir konu. Bu sunumda çok yer almayacak. İlgilenen dinleyiciler için daha sonraki oturumlarda bu detaylara gelebiliriz. Privilege Access Management'dan biraz bahsetmeye çalışacağız. Caner de bir canlı demosunu göstermeye çalışacak, video kaydını göstermeye çalışacak ama uluslararası ürünlerin yaptığı şifre kasası faaliyetlerinin tamamını SECART yapabiliyor. Yani Windows sunucularınıza, Linux sunucularınıza veya ağ cihazlarınıza erişirken hiçbir kimseye password vermeden, şifre vermeden erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve bütün erişimleri denetim amacıyla kayıt altında tutabiliyorsunuz. Kayıtlı olan her türlü veri de ister SSH olsun, ister RDP, ister VNC olsun tekste otomatik çevrilip ileride tekst bazlı aramalar yapmanıza müsaade ediyor. Dolayısıyla kombine bir ürün haline gelmiş oluyor tekrar. Cihaz yönetimi modülü aslında biraz Network Configuration Manager gibi çalışıyor. Cihazların yedeklerin alınması, restore edilmesi, konfigürasyon değişikliklerin izlenmesi, cihazların performans analizlerinin gösterilmesi, buna sunucularda dahil. Çok detaylı performans analiz aracımız var. Caner bir video ile bunu göstermeye çalışacak. Böyle bir modül de SECART'ın içerisinde bulunuyor. Monitoring tarafında da SOC veya NOC sistemlerinizde, yani Network Operasyonu veya Güvenlik Operasyonu sistemlerinizde, ekiplerinizde, cihazlar ve sunucular hakkında olup bitenleri görebileceğiniz özel ekranlarımız var. Duvarlara asılmış ekranlardan veya kendi bilgisayarlarınızdan bu grafikleri izleyerek nerede problem var, nerede sıkıntı var bunları kolayca görebiliyorsunuz. Uygulama birinci sınıf bir uygulama. Gerçekten yazılım teknolojisi çok iyi. Rekabet durumu çok iyi. Dünyada kimsenin yapmadığı işleri de yapabiliyor. Caner bahsedecek bunlardan. Ama temel olarak ben şunları söylemek isterim. %100 mikro segmentasyon üzerinde kuruldu. Docker Containers mimarisiyle çok güncel bir mimariye sahip. Son derece esnek bu nedenle. Extend edilmesi çok kolay, yedeklenmesi çok kolay. High availability sağlanması çok kolay. Yazılım kalitesi çok yüksek. Update etmesi çok kolay. Bizim bütün POC'lerimiz sadece 1 saat sürüyor. Çünkü
plug and play dediğimiz tak çalıştır sistemiyle yazılım çalışıyor. Gerçekten çok iyi tasarlanmış bir yazılıma sahibiz. Bu yazılımın tabii ki çıktısı önemli. Mimarisi mutlaka önemli ama çıktısı daha önemli. Ne yapıyor? Gidiyor sunucuları ve ağ cihazlarını birkaç dakika içerisinde okuyor ve ekranda gördüğünüz gibi otomatik bir skorlama yapıyor. Diyor ki bu cihaz veya bu sunucu CES benchmark listelerine göre %40 güvenli. Siz bu denetimleri SecArt'ın yönetiminden istediğiniz zaman dilimlerinde yapabiliyorsunuz. Saat başı yap, her gün yap, haftada bir yap gibi komutlar gidebiliyorsunuz ve ekranda görüldüğü üzere zaman jetlerinde iyiye mi gitti sistem, kötüye mi gitti kolaylıkla raporlayabiliyorsunuz. Çok detaylı raporlar alabiliyorsunuz. Cihaz başında raporlar alabildiğiniz gibi bütün bir sistem için genel bir rapor da alabiliyorsunuz. Burada bu müşterimizde 96 tane cihaz varmış ve bütün cihazlarının, cihazlardan kastımız ağ cihazları ve sunucular ortalama skorlarını izleyebiliyorsunuz. Caner detaylardan bahsedecek ama çok hızlıca geçmek istiyorum. Bu bir Windows sunucusunun benchmark'ı. Sunucu spesifik bir güvenlik kontrolü. Bu sunucu 400 küsür kontrolden 305 tanesinde kalmış. Yani güvenlik durumu hiç iyi değil. İyileştirilmesi gerekiyor. Bütün bu detayları da burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda tek ekrandan başka bir yere atlamadan yukarıdan remote desktop veya VNC tablarıyla bu sunuculara şifre bilmeden erişim sağlayabiliyorsunuz. Son derece pratik bir yazılım. Bir önceki ekranımızda göstermeye çalıştığım standart benchmark yazıyordu burada. Standart benchmark dediğimiz şey bizim CIS benchmarklar. Bunlara uymak zorunda değilsiniz. Uyarsanız güvenlik artmış olur. Ama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi rehberine uyumlu zorunluluğumuz var. Burada da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ni kodlayarak gösteriyoruz. Bu değiştirilebilir bir ekran. Her ikisi için de sistem yazılımımız ayrı ayrı skorlama yapıyor. Atıyorum 1000 sunucusu olan, 500 tane ağ cihazı olan bir kurumun Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin isterlerini sağlaması, manuel yöntemlerle sağlaması birkaç sene sürer. SecArt'ta bunu birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyoruz. Üstelik şu an için ağ cihazlarında iyileştirmesini de tam otomatik yapabiliyoruz. Teknik tarafta genel detaylarından bahsedecek. Bu bir Linux benchmarkı. Yine standart benchmark. Yani CIS benchmarkı. Bu da bir ağ cihazının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi benchmarkı. Tabii ki bu benchmark tabloları detaylıca size raporlanıyor. Hangi cihazda, hangi sunucuda, hangi benchmark kontrolleri yapılıyor veya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi isterleri kontrol ediliyor. Hangileri cihazlarınızda yapılmış, sunucularınızda yapılmış, hangileri yapılmamış bunları net olarak görebiliyorsunuz raporlarda. Buradan sonra videolara geçiyoruz. Videolarda teknik detayları Caner sunmaya çalışacak. Ben ekranımı kapatıyorum. Caner'e devrediyorum. Teşekkür ederim. Ben de hemen bir ekranımı paylaşacağım. Çok kısa bekletiyorum size. Ekranım görünüyordur diye düşünüyorum. Hemen hızlıca başlayalım. Şimdi ilk videomuzda şeyi aktarıyor olacağız size. Hani ağ cihazları üzerinde buhar delik mekanizmasını nasıl işletiyoruz? Nasıl konumlandırıyoruz? Bunun detaylarından bahsediyor olacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz ekranda aslında Center of Internet Circuit'in yayınlamış olduğu benchmarkların madde madde açıklamalarını görüyorsunuz. Mesela burada İşte bir ağ cihazımıza bir timeout değeri verilmedi. Yani bir kişi password'ine girdiği zaman, şifresini girdiği zaman bunun belirli bir değeri olmalı. İşte 5 dakika içerisinde, işte 15 dakika hiçbir işlem yapmazsa ya da 5 dakika içinde login olmazsa gibi ve tüm bu çıktıların bir ağ cihazlarına gönderilecek komut çıktılarıyla beraber sistem bize bunları söylüyor. Ve run dediğimizde saniyeler içerisinde ilgili ağ cihazlarına gönderiyor. Mesela burada da yine bir timeout komutu veriyoruz ağ cihazımıza. Center of Internet Security'nin yayınlamış olduğu benchmark'taki kriterlere göre de sistem bunu bize yazmaya olanak sağlıyor. Bunun dışına çıktığımızda zaten müsaade etmiyor. Ve girişi yaptığımızda otomatik olarak bütün konfigürasyonları tek bir klikle bütün ağ cihazlarımıza gönderebiliyoruz. Örneğin işte banner'ı yokmuş ilgili ağ cihazında. Banner tanımlanması gerekiyor Center of Internet Security'ye göre. Gönderdiğimiz komutun bize çıktısı, sistem üzerinde hangisinin çalıştırılacağı, tüm bu detayları veriyor ve anlık olarak gönderildikten sonra sistem bunun kontrolünü yapıyor ve ilgili madde üzerinde
uyumluluğu sağlayabiliyorsak anlık olarak bunun bize raporlamasını sunabiliyor. Biz bunu envanterimizdeki tüm ağ cihazları için direkt olarak otomatize edebiliyoruz. Yani bir on-off butonla siz ilgili benchmark'ı aktif ederek ve benchmark üzerinde belirlenen komut gönderimini, müsaade edilen komut gönderimi sisteme tanımlayarak gönderebiliyorsunuz. Örneğin bir ağ cihazında bir alan adı tanımlaması yapılmamış ve bu alan adı tanımlaması ile ilgili konfigürasyon bilgisini direkt run dediğinizde saniyeler içerisinde ilgili ağ cihazına gönderebiliyorsunuz. Ve bir skorlama mekanizmamız oluyor bununla alakalı. İlk sisteme eklediğimizdeki skorumuz ve daha sonraki skor artışlarını da direkt görebiliyorsunuz. Birazdan onu da gösteriyor olacağız. Mesela SSH timeout değeri verilmesi gerekiyormuş bağlantılarda. Bu verilmemiş örnek olarak ilgili ağ cihazında ve tanımladığımızda sistem bunu otomatik olarak aldı. Otantikasyon denemeleri maksimum 4 defa denenebilir. Örneğin 1 ile 5 arasında bir değer verilmesi gerekiyor sistem üzerinde ve bunu yine sistemde görebiliyoruz. Link Layer Discover protokolün kapatılması gerekiyor, güvenlik sıkılaştırması gereği, çünkü arka tarafta birçok sistemimizle ilgili bilgiyi taşıyabilen bir protokol. Bunu global olarak kapatılması öneriliyor. Center of Internet Security yine bu da kontrol mekanizmalarından bir tanesi ve bunu sistemde hızlıca devreye alabiliyoruz. Bazı çıktılar tabii özel bir komut gerektirmiyor. Komut gerektirmediği için de direkt olarak sistem üzerinde on-off butonuyla herhangi bir parametre tanımlamadan da geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi skorumuz değişiyor ve artıyor. Hangi maddelerden nasıl değişikliğe uğradığımızı burada adet olarak görebiliyoruz ve pie chart üzerinde de sistem bunu söyleyebiliyor. Skorumuza baktığımız zaman da ilk SecArt üzerine ilk olarak ağ cihazını eklediğimizdeki bas skorumuz ve konfigürasyon katılaştırmalarımızı gerçekleştirdikten sonraki skor değişimlerimizi sistem üzerinde direkt olarak izleyip görebiliyoruz. Burada da bir Windows ortamı ile ilgili bir örneğimiz var. Windows ortamındaki örneğe geçecek olursak da yine keza Microsoft işletim sistemleri içinde, server işletim sistemleri içinde Center of Internet Security'nin yayınlamış olduğu hardening mekanizmalarını işletebiliyoruz. Burada da birçok madde var aslında baz alınması gereken, hem Cumhurbaşkanlığı tarafında hem de Center of Internet Security tarafında da biz bunları ayrı ayrı konfigürasyon detaylarını size verebiliyoruz Serkan Bey'in de bahsettiği gibi. Yine bunları pie chart üzerinden görebiliyoruz. Bunları download ediyoruz, yani indirebiliyoruz bu dokümante olarak, soft copy halini alabiliyoruz sistemimize ve kaç tane maddeden geçtik, kaç tane madde şu anda pasif durumda ve fail ettiğimiz maddeler şeklinde bunları detaylı bir rapor çıktısı olarak sistem bize verebiliyor. Ve aynı zamanda bunların iyileştirmeleriyle ilgili onay tavsiyeleri de bize verebiliyor. Biz tamamıyla Center of Internet Security ve Cumhurbaşkanlığı'nın yayınlamış olduğu dokümantasyonun madde türlerine göre gruplayarak gidiyoruz. Ve bu bize de hem grup raporlamayı sağlarken hem de konfigürasyon detaylarına girerken büyük bir kolaylık sağlıyor. Örneğin Center of Internet Security'ye göre SMB versiyon 1'nin kapatılmış olması gerekiyor işletim sistemi üzerinde. Ve bunun kapatılmadığını raporluyor sistem bize. Ve yine SecArt üzerinden otomatik olarak işletim sistemine login olarak, burada herhangi bir kullanıcı da şifre bilmemize gerek yok. Siz sadece SecArt'ın arayüze gireceğiniz şifreyi kullanarak arka tarafta sunucuya erişim sağlayabiliyorsunuz ve tüm bu session'ı kaydedebiliyoruz. Ve SMB bir sharing kapatılmasıyla ilgili olan detayı, anahtarını, registry key'ini sistem üzerine tanımladıktan sonra sadece bir refresh butonuna basarak ilgili maddeden geçtiğini görüyorsunuz. Burada tabii scheduled bir yapı da var. Sistem belirli aralıklarla sürekli bu kontrolü gerçekleştiriyor ama her bir madde özelinde isterseniz siz anlık olarak da gidip sorgulamayı sağlayabiliyorsunuz. Tekrar bir yapalım. Bu bir disable anlamına geliyor. Ve tekrar kontrolü gerçekleştirdiğimizde fail ettiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi anlık olarak sistemler üzerindeki bütün hardening konfigürasyonunu raporlayıp alabiliyoruz. Account policy'ler bildiğiniz gibi kullanıcıların şifrelerinin geçmişe dönük olarak aynı şifre verilmemesi gerekir. Değiştirildikten sonra bir önceki kullandıkları şifreleri vermemeleri gerekir. Center of Internet Security'ye göre bu 24. Eğer sizin politika setiniz 24'ten farklıysa sistem bunu size direkt olarak raporlar
ve siz yine gidip ilgili konfigürasyonu değiştirmeniz için size hangi menüde hangi ilgili ayarları yapmanız gerektiğini de size söyler. Girip ilgili ayarı değiştirdiğinizde otomatik olarak ilgili maddeden geçiyor olacaksınız. Sistem şu anda attığı polis yapıyor. Gidip sistemimiz üzerinde de kendi lokal bilgisayar üzerinde de değiştirdiğimiz ayarın aktif olup olmadığını kontrol ediyoruz ve 24 olduğunu teyit edeceğiz. Tabii mümkün olduğu kadar hani teknik bilgilerle doldurmaya çalıştım şeyi, videoları ve hani ilgili maddelerde hangi konfigürasyon detaylarının nasıl sistemlerde uygulandığını direkt detaylı olarak sizlere göstermek istedim. 24 olarak ayarlı gördüğünüz gibi refresh ettiğimizde ilgili maddeden şu anda başarılı bir şekilde geçtik ve skorlama mekanizmamız da otomatik olarak sistemde değişiyor. Hangi maddelerden ne kadar fail edildi, ne kadarından geçildi ve bunların yine grafiksel olarak historical bazı yani geçmişe dönük olarak tüm raporlamalarını görebiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Caner, birkaç tane soru geldi. Müsaadenle onları cevaplayalım. Tamam. Bir sonraki videoya atlamadan evvel. OpenShift platformu destekleniyor mu diye sormuş. Evet, OpenShift'i destekliyoruz. Cihazlara bir user ile mi bağlanıyorsunuz yoksa ajan benzeri bir şey var mı diye bir soru gelmiş. Benchmark işlemleri için A cihazlarına SSH'la, Linux sunuculara SSH'la, Windows sunuculara Microsoft'un natif bir protokolü olan WinRM, Windows Remote Management protokolü ile bağlanıyoruz. Bu bir REST API gibi bir protokol aslında. Dolayısıyla hiçbir ajan yok. Ajansız tamamıyla uzaktan erişip konfigürasyonlar okunabiliyor. İki soru daha var. Parametreler için ön tanımlı değer atanmış mıdır? Best practice olarak deniyor. Düzeltme işlemler için bir ön tanımlı değer yok. Bunu yönetici kişilerin menümüzden kendisinin bildirmesi gerekiyor. CS benchmark çoğu zaman bir zaman dilimi öneriyor. Mesela diyor ki timeout'larda 5 dakikadan daha uzun bir bağlantı olmasın gibi bir öneride bulunabiliyor. Ama kullanıcı 30 saniye de diyebilir. 22 dakikada diyebilir. Ön tanımlı bir değer gelmiyor bu bakımdan. Son soru, tüm sunuculara SecArt user için admin yetkisi vermek gerekiyor mu? Benchmark skorlaması için herhangi bir admin yetkisi istemiyoruz. Biraz önce bahsettiğim WinRM protokolüne erişimi olan bir kullanıcı yaratıyoruz sadece. Bu kullanıcı üzerinden SecArt WinRM protokolüne, REST API'ye erişiyor. Sorgulamasını böyle yapıyor. Admin almasına gerek kalmıyor. Bunun şifresini de SecArt düzenli olarak, otomatik olarak değiştirebiliyor. Ama PEM modülü için, yani yetkili erişim modülü için, biraz evvel Caner Bey'in gösterdiği videoda da gördüğünüz sunucuya direkt admin hakkıyla erişebildik. Burada bir kullanıcı profilleme mekanizması çalışıyor. Biz SecArt'ın üzerinde kullanıcı profilleri üretiyoruz. SecArt bizim yetkilerimize sahip uygun bir Windows admin yetkisiyle sunuculara otomatik login oluyor. Bu account'un ne olduğuna SecArt karar veriyor. Biz kullanıcı yaratırken SecArt üzerinde yetkinin ne olduğunu bildiriyoruz SecArt'a kullanıcı için. Söz gelimi bu kullanıcı backup user'dır, işte exchange admin'dir vesaire gibi yetkiler tanımlıyoruz. SecArt'ta bu yetkilere eşlenik yetkilere sahip bir domain admin bilgisini kullanarak sunuculara login oluyor. Son bir soru daha gelmiş. Palo Alto ve Fortinet desteği gelecek mi? Bitmek üzere. Bu sene içerisinde ikisi de gelmiş oluyor. Bütün soruları cevapladım. Devam edebiliriz. Evet. Bir soruyla ilgili ben de bir ekleme yapmak isterim Serkan Bey. Orada referans değerleri arasıyla ilgili bir soru gelmişti. Orada aslında SecArt bizi yönlendirdiğinde ilgili referans değerlerini şunların arasında girmeniz gerektiği diye sizin de dediğiniz gibi söylüyor. Aynı zamanda da yani şöyle de bir tabii durumumuz var. Eğer admin gidip farklı bir değer girerse, o eşik aralığında farklı bir değer girerse, tabii ilgili maddeden geçmek için SecArt o ilgili referanslerin arasına bakacak. Yani o yüzden de zaten önerdiği konfigürasyonda belirttiği şekilde bir konfig yapmak
ilgili maddeden de bizim geçmemizi sağlayacaktır. Hani böyle bir ek yapmış olayım. Şimdi de bir sıradaki videomuz Linux'la alakalı. Hem A cihazlarında hem Windows'ta hem Linux işletim sistemlerinde yapabildiğimiz gibi sıradaki de videoyu da Linux'un özelinde gösteriyor olacağız. Start edelim. Örneğin bir CentOS sunucumuz var. Birçok Linux işletim dağıtımını destekliyoruz. Burada hem güvenlik skoru hem de hardening skorunu yine geçmişe dönük olarak da bu işletim sistemleri için de sağlayabiliyoruz. Eklemiş olduğumuz işletim sisteminin güvenlik skoru şu anda %43 tamamlanmış durumda. 48 tanesi pasif, böyle bir özellik yok sunucuda. 99 tanesinden fail etmiş ve 75 maddeden de geçmiş. İnteraktif menüler, bunları kliklediğiniz zaman üzerinde isterseniz sayedip gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine Windows'taki gibi Center of Internet Security'deki gruplayarak ilgili maddeleri gösteriyoruz. Çok pardon, bir hata oldu. Özür diliyorum. Şurada şey atladı. Tekrardan başlatayım. Şunu biraz saklayalım. İlgili madde bilgilerini görüyorsunuz. Fail eden maddeler. Filtrelediğinizde geçenler. Bunları filtrelerde kullanıp değiştirebiliyorsunuz ve sistemin raporlamasını görebiliyorsunuz. Yine Windows işletim sistemlerinde olduğu gibi bunların soft copy halini sistem üzerine alıp yani kendiniz alıp detaylarını, raporları isterseniz manuel konfigürasyonlarla da izleyebiliyorsunuz. Bunun sebebi remediation'ı, kapatma önerisi, bunların tamamı dokümantasyon içerisinde de yazıyor. Hangi maddeden geçtiğiniz, hangi maddeden kaldığınızın detaylı bir raporunu çıktı olarak executive based bir rapor şeklinde de sistemden isterseniz alabiliyorsunuz. Caner, zamanımız biraz daraldığı için videoları kısa kısa geçelim. Arada bir soru daha geldi. Hani sen de bu arada full screen'e dönebilirsin diye olur. Ufaldığı için ekran şu an göremiyoruz çünkü. Tamam. PowerShell kullanmıyor değil mi diye bir soru gelmiş. Windows benchmarklarını üretmek için direkt WinRM protokolünü kullanıyoruz. Ama eğer sunucuyu PowerShell ile yönetmek istiyorsak PowerShell destekliyoruz. PowerShell desteğimiz var. Evet. Linux tarafındaki bağlantılarımızı SSH'tan yapıyoruz. Yine tüm bağlantıları merkezi olarak SECART üzerinden gerçekleştiriyoruz. SECART üzerinde gerçekleştirdikten sonra ilgili komut çıktıları vesaire tamamı kaydediliyor. Yaptığımız sıkılaştırma konfigürasyonlarını direkt yine madde bazında refresh ederek ilgili maddeden geçip geçmediğimiz ya da durumunu görebiliyoruz. Biraz hızlanalım. Hatta direkt geçebiliriz bence. Konfigürasyon tamam. Değişikliği var çünkü videoda. Aynen, konfigürasyon değişiklikleri. Burada da bir bulk konfigürasyon örneğimiz var. Buradan kastımız A cihazları üzerinde bir ya da birden fazla sisteme aynı anda konfigürasyonu gönderebiliyoruz. Yani envanterinizde 100 A cihazı varsa, 150 A cihazı varsa ya da 1000 A cihazı varsa bunların tamamına isterseniz tek bir vendor ya da multi vendor şeklinde seçerek tüm konfigürasyonu merkezi olarak dağıtım özelliklerimiz de var. Burada hem bir konfigürasyon yönetimi yeteneğine sahip oluyorsunuz, hem de katılaştırma ya da sıkılaştırma tarafında da ilgili çıktıları merkezi olarak dağıtma yeteneğine sahip oluyorsunuz. Örneğin bir alana da eklenmesi yapacağız A cihazında. Center of Internet Security'ye göre ilgili madde bilgisini seçtiğinizde, next dediğinizde envanterinizdeki tüm filtrelediğiniz A cihazlarına göre liste sizin karşınıza geliyor. Şu anda burada 29 tane A cihazı var ve bunları seçip topluca isterseniz konfigürasyonu ilgili A cihazlarına sistem üzerinde gönderebiliyorsunuz. Şöyle hızlandıralım. Hepsini seçtik ve yolladık. Hangi alana da bilgisini yazacağız diyor sistem. Konfigürasyon yeteneğine girdik. Ve saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi
dağıtım gerçekleşti. Burada ilgili komutun hangi cihazlarda çalıştığı ya da çalışmadığı, fail'den bir komut varsa bunları tek tek cihaz bazında sistemimiz bize raporlayabiliyor. Özelleştirdiğimiz, istediğimiz komutları da, yani Center of Internet Security'nin haricinde istediğimiz bir komut göndermek istiyorsak ağ cihazlarına, bunları da device konfigürasyon özelliğimiz olarak istemiş olduğunuz konfigürasyonu ilgili ağ cihazlarına toplu halde de gönderme olanağımız var. Hızlanalım. Gördüğünüz gibi tek tek bütün çıktılarını sistemimiz bize sağlayabiliyor. Caner, yine birkaç soru var. Onları yanıtlamaya çalışayım. Sen slaytı değiştirirken. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ağ ve sistemler varlık grubundaki tüm sıkılaşma kontrolleri yapabiliyoruz değil mi diye bir soru var. Evet, tamamını yapabiliyoruz. Evet. Diğer yandan exception yapmak mümkün mü diye bir şey var. Hem sunucu bazında hem de kontrol bazında exception imkanı var. Konfigürasyon menümüzden CIS benchmark'ın veya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin istediği maddelerin bazılarını istemediklerinizi, çünkü bunlar bazıları kullanılıyor olabilir, istemediklerinizi istemediğiniz sunucular için kapatabiliyorsunuz. Monitörden de çıkartabiliyorsunuz, skorlamadan da çıkartabiliyorsunuz. Tamamıyla özelleştirebilir durumda. Devam edebiliriz, evet. Caner. Bir başka özelliğimiz de aslında zafiyet yönetimi. Mesela ağ cihazlarımız üzerindeki işletim sistemlerine, yani firmware'lerden kaynaklı bir zafiyet varsa yine SECART bunu da size raporlayabiliyor. Ve örneğin burada bir kullanmış olduğumuz Cisco bir ağ cihazının software versiyonu, firmware versiyonu. Bu firmware versiyonunda herhangi bir zafiyet varsa SECART gidip zafiyet veri tabanını her iki saatte bir indiriyor ve firmware'lerdeki karşılaştırmaları yapıyor. Eğer ilgili firmware ile ilgili, işletim sistemi ile ilgili herhangi bir zafiyet varsa direkt olarak bunu bize söylüyor ve raporluyor. Eğer bununla ilgili üreticinin bir responsu varsa, bir yanıtı varsa, ilgili kliklediğinizde zafiyete ilgili üreticinin sayfasına giderek o zafiyetle ilgili nasıl bir detayları var bunu görebiliyorsunuz. Bunu tüm zafiyet bazında yapabiliyorsunuz. Üretici bilgilendirmelerini alabiliyorsunuz ve merkezi olarak güncelleme işlemlerini SECART üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Ve ilgili zafiyetlerin de işletim sistemi bazında kapatılmasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Envanterinizde ne kadar ağ cihazı varsa, hangi zafiyet hangi ağ cihazında var ve bunların risk skorlarıyla beraber sistem size detaylı bir raporda sağlayabiliyor. Hızlanıyorum. Bir diğer modülümüz monitoring. Burada aslında SOC ekiplerine, NOC ekiplerine, CCTV ekranlarında bir görsel sunmayı hedefliyoruz. Çok detaylı grafiksel raporlarımız var. Hem bandwidth yönetimi, hem CPU, memory kullanımı, yani sistem kaynakları şeklinde bunları hem işletim sistemi bazında hem ağ cihazları bazında çok detaylı bir şekilde özelleştirerek alabiliyorsunuz. Sistemlerinizin CPU kullanımları, memory kullanımları, tükettikleri bandwidthler, bunların tüm detaylarını özelleştirilebilir ekranlarınızda, isterseniz monitörlerinize yansıtarak sürekli olarak izlenmesini anlık seviyede sağlayabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili alarm yönetimlerini yapabiliyorsunuz threshold bazlı olarak. Burada çok detaylı bir grafiksel, zengin bir içerik sunuyoruz sizlere. Sistemlerinizdeki boş alanlar, yazma hızları, okuma hızları gibi çok detaylı bir raporlama ekranımız var. Özellikle grafiksel anlamda. Ve bunların tamamı belirttiğim gibi özelleştirilebiliyor. Belirli zaman aralıklarına göre filtrelenebiliyor. Tüm hepsini tek bir merkez üzerinde yönetebiliyorsunuz. Caner, burada ben de birkaç ekleme yapayım. Performans monitörü modülümüz sunucular için. Şu an bir Windows sunucu izliyoruz. Herhalde bundan sonra bir de Linux sunucu var. Aynen. Bu bilgileri küçük bir ajanla alabiliyoruz. 6-6,5 megabyte boyutunda bir ajan. Aslında arka planda Prometheus ve Grafana sistemi çalışıyor. Dolayısıyla 1000'e yakın bu gibi grafik var. Çok detaylı gerçekten grafikler alabiliyorsunuz ve bunlara alarmlar bağlayabiliyorsunuz. Söz gelimi CPU kullanımı %80'i geçerse şu birime bir e-posta gönder gibi çeşitli alarmlar tanımlanabiliyor. Bir soru gelmiş. Benchmark taramaları CPU ve memory anlamında ne kadar bir yük getiriyor diye. Aşağı yukarı sıfır yük getiriyor. Çünkü
ağ cihazları ve Linux sunucularda SSH'da sadece konfigürasyon okuyoruz. Sadece bir SSH bağlantısı. Windows sunucularda da Microsoft'un natif protokolü olan WinRM'i kullanıyoruz. Bunlar çok yoğun yükle çalışan sunucularda bile herhangi ekstra büyük getirmeyen şeyler. Series benchmark'ta MongoDB için benchmark var. Bunu destekliyor musunuz diye soruyor. MongoDB çok yeni eklendi. MongoDB destekliyoruz. Bir soru daha geldi. Port tarama yapabiliyor mu? Port tarama yapmıyoruz. Hiçbir şekilde aktif tarama yapmıyoruz. Tamamen pasif yöntemlerle konfigürasyonlar denetleniyor ve iyileştiriliyor. Devam edebiliriz. Evet. Burada da bir Linux örneğimiz var. Caner, bir şey daha ekleyeceğim. Kusura bakma, bir soruyu yarım okumuşum. İlk defa aktif olmuş bir portu gösterebiliyor muyuz gibi bir soru var. Biz çok hızlandırarak anlatıyoruz. Aslında yazılımımızın içerisinde full bir syslog var. Dolayısıyla cihazlardan logları alabiliyoruz ve bunlara alarmlar üretebiliyoruz. Dolayısıyla ilk defa aktif edilmiş bir portun bilgisi syslogla gönderiliyorsa cihazdan, bunu görüp bir alarm olarak size sunabiliriz ki yanlış hatırlamıyorsam son videoda bir syslog ekranımız vardı. Aynı zamanda hani orada da çok kısa bir ekleme, eğer yapılan bir lokal konfigürasyon Center of Internet Security ya da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınlamış olduğu kılavuza göre bir ihlal arz ediyorsa, ihlal oluşturuyorsa özür dilerim, bununla ilgili de sistem otomatik syslog yorumlayarak size bir alarm çıkarabiliyor. Yani bir akıllı bir korelasyon çeşidi de işletiyoruz orada. Hızlıca Linux tarafına geri dönelim. Linux tarafında da bir performans monitörümüz var. Çok detaylı alabildiğiniz. Yine aynı biraz önceki gösterdiğimiz ekranları benzer şekilde tamamı özelleştirilerek belirli bir eşik değerine göre alarmlar oluşturularak uygulayabildiğimiz bir ortam. Bunu hızlandıracağım biraz. Çok fazla detaya girmeden zaten bir önceki videomuzda bazı detayları gösterdik. Burada gördüğünüz gibi CPU kullanımları ilgili basic durumlar, memori seviyeleri, eğer bir hata varsa onların detayları, gördüğünüz gibi çok detaylı bir şekilde size bunları özelleştirilmiş bir formatta verebiliyoruz. Disk okuma yazma değerleri, proses bazında. Yüzlerce ekran özelleştirebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Alertler, oluşturmuş olduğunuz alertlerin çıktıları, bilgileri medium seviye, high seviye ya da bilgilendirme info şeklinde size severity'ye göre bunları sistemimiz verebiliyor. Yine network izleme ekipleri için geliştirmiş olduğumuz monitörlerden bir tanesi de coğrafi olarak ağ cihazlarınızın ya da sistemlerinizin coğrafi dağılımlarına göre sistem size bunların up down durumları, erişilebilir durumda olup olmadıklarını detaylı bir şekilde verebiliyor. Burada envanterinizde ne kadar erişilebilir sistem varsa yine bunları özelleştirebilir ekranlarda direkt olarak yorumlayabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Genel sistemlerinizin skor dağılımları, ağ cihazlarınıza göre skor dağılımları, işletim sistemlerinize göre skor dağılımlarınız, bunları ekranlara yansıtıp isterseniz dinamik olarak dönen ekranlar üzerinde takibini sağlayabiliyorsunuz. Backup grafikleriniz, yani sistemlerinizin yedekleme prosedürlerini uyguladığınızda bunların backup dağılım grafikleri, sisteme login olan ya da yedeklemeleri çalıştıran kullanıcılar, audit loglarda ilgili aktivitelerin gerçekleştirildiği kullanıcılar, en çok alert üreten ağ cihazlarınız ya da işletim sistemleriniz, Sekart'ın kendi sunucusunun durumu, topolojinizdeki envanterinizde hangi sistemlerinizin uptown durumda olduğu, işletim sistemlerinize göre sanallaştırılmış ortamda çalışanlar, fiziki ortamda çalışanlar, bunların tüm detaylarını bir topoloji ekranıyla beraber sistem size detaylı bir şekilde raporlayabiliyor ve bunu ekranlarınızda sürekli olarak izleyebiliyorsunuz ve özelleştirebiliyorsunuz. Çok da detaylı bir auditimiz var. Burada her kullanıcı yaptığı tüm işlemleri
SECAD tarafında detaylı olarak kaydediliyor. Ve sizin ihtiyacınız olduğu şekilde bunu isterseniz bir CM sistemine de aktarabiliyorsunuz. PEM modülümüz var, bahsetmiştik. İşletim sistemlerinizi yönetirken ya da ağ cihazlarınızı yönetirken biz sadece SECAD'a login oluyoruz. SECAD arka tarafta ilgili sistemlere bizim erişmemizi sağlıyor. Yaptığımız tüm işlemler hem kaydediliyor hem detaylı bir şekilde aranabiliyor. Search ekranlarımız var. Hangi komutu, hangi ağ cihazında kim çalıştırdı, hangi işletim sisteminde hangi değişikliği kim yaptı gibi detaylı bilgileri sistem üzerinde arayarak bulabiliyoruz. Ve SECAD üzerinde bunların tamamı kaydediliyor ve bir syslog çıktısıyla isterseniz de bir CM sisteminize bunları gönderebiliyoruz ve orada saklayabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hani sorularımız varsa yanıtlamaya çalışabiliriz. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Evet, Caner, şey rica edeyim senden. İlk slaytımıza bir geçelim. Bütün modüllerimizin bulunduğu bir slayta. Oradan bir özetleme yapalım. Evet, aynen. Toparlayacak olursak, SECAD aslında 5-6 tane farklı modülü olan kombine bir ürün. İsviçre şakası gibi bir ürün. Hardening tarafı en önemsediğimiz konu ki ürünümüzün ismi zaten Security Hardening. Ağ cihazlarında, firewall'larda, sunucularda, Linux ve Windows sunucularda vesaire benchmark ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi isterlerini otomatik yapıyor. En başta söylediğim gibi eğer sisteminizde atıyorum 300-400 tane sunucu, 100 tane, 200 tane ağ cihazı varsa her bir Windows sunucu için yaklaşık 420 tane kontrolün yapılması gerekiyor. Her bir Linux sunucu için yaklaşık 220 kontrolün yapılması gerekiyor. Her bir ağ cihazı için yaklaşık 95 kontrolün yapılması gerekiyor. Bunu insan gücüyle yapmak mümkün değil. Dolayısıyla SECAD belki bir veya birkaç insanın bir senede yapacağı işi birkaç günde kolaylıkla yapabiliyor. Artı ağ cihazları için otomatik iyileştirmeyi yapabiliyor. İlgili konfigürasyonu otomatik üretip admin eşliğinde bütün cihazlara bulk olarak yani yüzlerce cihaza otomatik basabiliyor. Kuvvetle muhtemel 2001 yılının birinci çeyreğinde sunucular içinde otomatik fixleme özelliği geliyor olacak. Sunucuları da SECAD üzerinden full otomatik fixliyor gibi olacağız. Şunu söylemek isterim. Otomatik fixleme dünya üzerinde SECAD'dan başka hiçbir üründe yok. Hardening yarım yamalak başka yabancı ürünlerde de var. Ama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi için özelleştirilmiş bir yapı yok ve otomatik fixleme hiçbir üründe yok. Network Configuration Management aracı üzerinden ağ cihazlarının yedeklenmesi, restore edilmesi, performanslarının izlenmesi gibi işlemleri yapabiliyoruz. Değişiklik yönetimi yapabiliyoruz. Konfigürasyonlar değişti mi değişmedi mi gibi denetimler yapabiliyoruz. Zafiyet analizlerini yapabiliyoruz. Raporlamasını yapabiliyoruz. PEM modülümüz, aracılıklı hesap yönetimi modülü gerçekten çok detaylı bir modül oldu. Tüm sunucuları ve ağ cihazlarına şifre bilmeden yetki seviyesi çerçevesinde erişim sağlayıp yapılan bütün işlemleri kayıt altına alabiliyoruz. Bu işlemler için Two Factor Authentication support'umuz var. Çok önemli bir desteğimiz var. Bizim gibi üçüncü parti şirketlerin kurum sistemlerindeki sunuculara erişmeleri için özel bir ara birimimiz var. Burada kurum bizim gibi şirketlere çalışma aralığı tanımlayabiliyor. Mesela diyebiliyor ki işte SECAD ürüne bağlanmak için sadece çarşamba günü saat 11 ile 12 arasında bağlansın. Başka bir zaman bağlanmasın gibi limitlemeler yapabiliyoruz. Monitoring tarafında sunucularımız için ve ağ cihazlarımız için çok detaylı performans raporları üretebiliyoruz. Ve buralardan alarmlar üretebiliyoruz. Lisanslama konusu hakkında bir soru geldi. Lisanslamamız bizim cihaz sayısı bazında yapılıyor. Söz gelimi 1000 sunucunuz, 500 ağ cihazımız var. Toplam 1500 cihaz lisans satın aldığınız zaman SECAD'ın tüm modüllerini eksiksiz olarak kullanabiliyorsunuz ve bundan sonra geliştirilecek yeni modüllerde otomatik olarak bütün müşterilerimize gönderilebiliyor. Lisanslama metodu yıllık abonelik lisansı şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık abonelik satın alıp devam edebiliyorsunuz. Normal olarak tüm fiyatlarımız Türk lirası ve fiyat seviyemiz biz burada tahmin edebileceğiniz gibi yaklaşık 5-6 tane ürünü replace edebiliyoruz. 5-6 ürünün yerine geçebiliyoruz. Network Configuration Management, Privilege Access Management, Performance Monitoring, Hardening gibi ürünlerin yaptıklarını yapabiliyoruz. Üzerine otomatik fixleme gibi
Hiçbir dünyanın üreticinin yapamadığı şeyleri de yapabiliyor. Sesim azalmış bu arada. Sesimi düzelteyim. Tüm bu fonksiyonları tek merkezden yapıyoruz. Ve tek bir lisansla yapıyoruz. Ve Türk lirasıyla aşağı yukarı tek bir ürün fiyatından daha uygun fiyatlarla bunları yapabiliyoruz. İki faktörlü kimlik doğru olan sistemimiz var. Esasen şöyle çalışıyor. Kurum kendi kullanıcıları için herhangi bir kullanıcı yaratmıyor SECART üzerinde. Aktif direktörü entegrasyonumuz var. Söz gelimi Nebula'da ben kendi ismimle, Serkan Atçan kullanıcı ismimle SECART'a giriş yapıyorum. Girerken iki kademeli otantikasyon yapabiliyorum. Bütün işlemlerimi de bu hesapla yapıyorum. Yetki sahibi olduğum sunucularda benim yetkimi eşlenik bir admin kullanıcısıyla SECART otomatik login işlemini yapıyor. Fakat Nebula gibi üçüncü parti firmalardan bağlanacak kişiler için SECART'ın üzerinde kullanıcı yaratabiliyoruz. Böylece buna da two factor authentication tabi tabii ki. Hem third party firmaların erişimlerini denetim altında tutabiliyoruz bu sayede. Hem de biraz daha söylediğim gibi zaman limiti vererek sadece ihtiyaç duyulduğunda bağlantılarını sağlayabiliyoruz. POC sunuyoruz. POC'miz çok başarılı. Yani ben 20 küsür yıldır, 24 yıldır bilişim sektöründe çalışıyorum. Böyle POC yapabilen bir üretici görmedim. Bizim POC'miz toplam 1 saat sürüyor sadece. Çünkü konteyner mimarisinde hazır bir yazılımımız var. Size bir imaj gönderiyoruz. Siz sadece bu imajı play ediyorsunuz, run ediyorsunuz. SECART'ın size sorduğu tek şey hangi IP adresini kullanarak çalışacak. Yaklaşık ürün 3 dakikada çalışıyor. 10 tane toplam lisans veriyoruz POC'lerde. 5 tane ağ cihazı, 5 tane örnek sunucuyu bağlıyoruz. Tüm fonksiyonlarıyla, benchmark gibi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sıkılaştırma puanlaması gibi ve PEM gibi temel fonksiyonların tamamını bir saatte çalıştırıp çıkabiliyoruz. Bilmem Caner burada bir şey eklemek ister mi? Gayet güzel söylediniz. Yani, dediğiniz gibi POC çalışmalarımız bizim çok hızlı sürüyor. Çok hızlı tamamlanıyor ve yani bugüne kadar da yaptığımız tüm POC'lerde bunu defaatle gördük. Çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Hani onun dışında söylemek istediğim ya da eklemek istediğim bir şey yok. Siz de gayet güzel özetlediniz. Başka soru varsa onları yanıtlayabiliriz. Evet. CyberArk entegrasyonunuz var mı gibi diye bir soru gelmiş. Çok yakında gelecek. Şu an Centrify entegrasyonunuz bitmek üzere. Ondan sonra CyberArk entegrasyonu gelecek. Eğer Password Vault olarak başka bir ürünü kullanıyorsunuz, entegrasyonu kolay. Şundan da bahsetmek isterim. Biraz evvel söyledim. Tamamıyla konteyner mimarisini kullanıyoruz. 6 temel modülümüz var ama 20 tane konteynerimiz var. Söz gelimi SSH bağlantılarını bir konteyner yapıyor. İşte PEM, Password Vault'u bir konteyner yapıyor. Session Recording dediğimiz oturum kaydını bir konteyner yapıyor. Bütün bu konteynerler kendi aralarında bile tamamıyla satıyor. Hiçbir şekilde container to container veya IP to IP iletişimleri yok. Bütün bilgiler API üzerinden konteynerlara taşınıyor. Dolayısıyla üçüncü parti ürünlerle entegrasyonumuz çok kolay. Çünkü zaten full API mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir ürünle entegrasyon yapmak gerçekten çok pratik. Konteyner olmasının birkaç özel temel faydası var. Bir tanesi konteynerler çok hızlı çalıştırılabiliyor, hızlı run edilebiliyor. İkincisi söz gelimi 100 lisans aldınız. Daha sonra 2000 lisansa, 5000, 10.000 lisansa çıkardınız. OpenShift gibi container management yazılımları kullanıyorsanız sistem otomatik kendini extend edebiliyor. Allocate ettiği RAM ve CPU otomatik artıyor, arttırabiliyor ve hiçbir çaba göstermeden hem genişleme işlemlerini hem yedekleme işlemlerini container sisteminde çok kolayca yapabiliyoruz. Yazılımın bir kopyası Docker Hub'da bulunuyor. Tek bir CLI update komutuyla yazılımı otomatik olarak güncelleyebiliyoruz. Referanslarımız var. Referanslarımızı bu video kaydedilecek ve yayınlanacağı için burada söyleyemiyoruz. Referans bilgisi talep eden dinleyicilerimizden bize ulaşmalarını rica ederiz. info@nebulabilisim.com adresimizden. Zamanımızı tam doldurduk sayılır. Hatta bir 5 dakika açtık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar söylemek gerekirse SECART gerçekten birinci sınıf bir ürün oldu. Ve dünya üzerindeki muadillerinden hem teknolojik olarak hem çıktı olarak hem performans olarak çok çok daha iyi durumda. Bunları da
POC'lerde çok net gösterebiliyoruz. Caner bir şey eklemek ister mi? Teşekkür ederiz. Yani vakit doldu. Yani çok fazla ben de anlatacak birçok şey var aslında. Yani eklenebilecek de birçok şey var ama hani evet. Başka sorular gelirse özel kanallardan da iletmeye çalışalım. Çok fazla vaktimi şey yapmadan, doldurmadan. Zaman ayırdığı için herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu kötü günleri hızlıca atlatırız ve sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.